Ruhun sahibi kim? Algıların sahibi kim dediğimiz zaman hep Allah, değil mi? Allah kendi ruhuna üfürdüğünü bildiriyor. Demek ki ruhun sahibi Allah. Bütün o zaman algıları Allah yaratıyor, görüntüyü Allah yaratıyor, her şeyi Allah yaratıyor. Bütün hafızalarımızın sahibi Allah. İnsan neyin sahibi? Hiçbir şeye sahibi değil. Tamamen Allah'ın yarattığı, bakın, gölge bir varlığız. Yani mutlak olan Allah. İnsan çünkü bazen benlik o kadar azgın ki insanın nefsi Allah diyor orada insana. Sonra ona fücurunu, şeytandan Allah'a sınırı, sınır tanımaz kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham eden anda olsun diyor Allah. Sınır tanımaz böyle bir kötülükle içinde, o da özel Allah'ın yaratmasıyla büyüklenen, kendini müstakil varlık gibi gören, müstahni gören bir varlık var. Hayatımız boyunca Allah'ın ilhamıyla, bakın yine Allah'ın ilhamıyla her şeyi Allah yapıyor demek ki, vicdanımızla ona karşı bir mücadele gerekiyor. Bu büyüklenmeden insanın şiddetle kaçınması gerekiyor. Tek büyük olan, tek mutlak olan varlık Allah. Ve biz ana yaratılıp kendimizi var zanneden çok zavallı varlıklarız inşallah. Allah bunu bilmemizi istiyor. Böylece Allah'ı çok sevip, Allah'a dost olup, Allah dedi hocamız değil mi, Kur'an'a göre böyle o şekilde. Yani yalnızlığı istemiyor Allah, yalnızlığı sevmiyor. Kendine dost, kendine seven varlıkları istiyor. Yani bizim onu sevmemizi Allah bizi karşılıksız seviyor yani inşallah. Ve sonsuz nimetlerini açıyor bize o zaman. Yani hoşnutluğu ve rızası tabii Allah'ın her şeyin üstünde. Tek yapmamızı istediği bu. Şeytanın Allah'a sınırıp, eğer iman edip şükrederseniz diyor, Allah azabınıza ne yapsın? Allah azap vermek istemiyor insana inşallah.